Selam herkese. 30 Aralık. Evet, az kaldı yeni yıla. Çok çok az kaldı. Yeni yılda, daha doğrusu Silvester akşamı gecesi kızım burada olacak ve kızımla birlikte kutlayacağız. Dolayısıyla ben ne kadar da sağlıklı beslenmeye başlamışsam da, hoş, kendisi de birazcık kilo aldığını söyledi ve o da artık beslemesine dikkat edecek ama yeni seneden sonra. Ama ben şimdiden başladığım için, hani birkaç gündür başladığımdan dolayı alışverişim de ona o doğrultuda yapacağım. Tabii ki birazcık yeme, beslenme düzenimi, sistemimi değiştirdim. Mesela eskiden hiç buğday falan, hani o önceki beslenmemde işte ona benzer şeyler yoktu ama şu anda kara buğday falan, o tarz şeyleri de tüketmek istiyorum. Belki bu tarz ekmekleri de alabilirim. Tabii kızım geleceği için ona göre de birazcık alışveriş yapmam gerekiyor. Bir kısmını bugün yapacağım, bir kısmını yarın yapacağım. Yaptıklarımı da sizlerle paylaşabilirim. Dolapta gerçi meyve, o tarz şeyler var ama galiba zebze, yeşillik falan. Ay kızım ona. Kızımın seveceği şeyler. Zebze, yeşillik. Sever de hani yani o mesela ekmek yiyen, yemeği seven birisi. Neyse, o doğrultuda alışveriş yapacağım. Yani kesinlikle beslenme tarzımız şu anda iki farklı dünyada diyebilirim. Birazdan dışarı çıkıp hemen market alışverişi yapacağım. Ondan sonra belki, ya aslında çeksem, cesaretli olsam, böyle şey gibi geliyor bana. Cep telefonuyla böyle ortalıkta bir şeyler çekip konuşmak bana görgüsüzlük gibi geliyor. Çünkü burada da herkes bakıyor. Ya, bu ne yapıyor diye, kimi çekiyor diye. Çünkü alışılmış bir durum değil. Buna alışsam iyi olacak gibi. Görüyorsunuz beyaz ceketleri, kısa versiyonu, uzun versiyonu. Bunları yıkayacaktım aslında, onun için getirip oraya astım. Yani yine de ona rağmen unutuyorum. Hava aslında güzel, kötü değil ama yine de şunun önünü kapatayım. Üşütmeyelim, soğuk olmasın. Eksiklerimizi alalım. Alacağım çok şey var ama bayağı ağır dedim. Ya öğleden sonra ya da yarın yaparım. Aslında ben pazartesi günü bir şeyler almıştım. Hatta şurada görüyorum, 31,50 bu kupon, denlerden de 19,65. Şimdi aldıklarım ise 67,35. Şimdi sizden rica ediyorum, siz birçok, ben size bunu her videomda hemen hemen anlatmaya çalışıyorum. Fakat aramıza yeni gelenler de var. İsviçre'nin her kantonu farklı bir şekilde yönetiliyor. Bir şey söylediğimiz zaman İsviçre'yi genel olarak algılamayın. Burada minik minik devletler var. Benim kantonum, kanton Aargau'da asgari ücret 3.900 frank. Farz edin ki 3.900 TL alıyorsunuz ve aldığınızda 67,35 TL. O kadarına bunları aldığınızı farz edin. Öyle yapın lütfen. Yani burası İsviçre, sakın demeyin ki aa Türkiye'de işte bu 67 frankı şöyle, öyle bir şey yok burada. Lütfen o şeyde olmayın.
sadece benim aldıklarımın 67 TL değerinde olduğunu düşün ülkemize göre ya da Almanya'nın hani euronun olduğu diğer ülkelere göre öyle hesaplayın. Fena değil yani, iyi aldığım ürünler ki kaldı ki ben zaten çorunluğunu organik aldım. Her ne kadar da geçenlerde bunun üzerine de bir bilim adamlarının konuşmasını dinlediysem de ne kadar organik, güvenilir mi, tam mı, o organiğin de başka şeylerle mi, bilmem ne, bu tarz şeylere takıldığımız zaman gerçekten artık pes ediyoruz. Mesela şu anda ben kapıdan içeri girer girmez direkt ayakkabılığa koydum ve ellerimi yıkadım. Artık dezenfasyon yok, böyle dezenfekte et ürünleri, bilmem ne, sprey sık, öyle şeyler yapmıyorum pandemiden dolayı. Artık bilmiyorum, zaten buzdolaba koyuyorum, orada bakteriler ölüyor ya da ne bileyim başka şekilde. Vücudumuzun da bir nevi bakterilere, yani biz kendimiz bakteriyiz kaldık, bakterilere dayanıklı olması lazım. Mesela yani her şeyden korun nereye kadar diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Siz kendiniz nasıl düşünüyorsanız düşünebilirsiniz, saygı duyuyorum. Ama böyle gerçekten o ilk pandemi günlerindeki gibi böyle aşırı ürün temizleme, yıkama, suda koy, ondan sonra bekle burada torbalarla falan, yok, o bende yok artık. Ya dışarıya bırak, onlar bende yok. Direkt bunları şimdi hazırlayacağım. Böyle içime sinmeyen, kirli olduğunu düşündüğüm şeyleri silebilirim ama diğerlerini direkt buzdolaba koyacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle şöyle şeri tomatılar aldım, domatesleri. Daha sonra iki tane şöyle maydanoz aldım, iki paket. Minik, hani bir porsiyonluk. Daha sonra kendime, çünkü biz kızımla kahvaltı yaparken bunu çok seviyoruz. Tost ekmeği kızartarak, o şekilde yapmayı seviyoruz. Bunu, bu şey, Falkorn yulaf ekmeği, tost ekmeği, iki tane aldım kendime. Hani bunları kahvaltıda da tüketmek için. Kızıma da onun sevdiğini aldım. Esmer tost ekmeği. Ondan aldım. Artık bitiremezsem de kendisi götürsün. Yani orada gel. Gerçi hoş, bunlar buzluğa da giriyor. Bir dahaki geldiğinde tekrar kullanabiliriz. Şöyle organik 6 tane yumurta aldım. Yani daha doğrusu 2 paket. İçeride 2 paket daha var ama. Ve bunların şeyi çok önemli arkadaşlar. Üzerinde 0 yazmasına dikkat edin gerçekten. 0 olmalı mutlaka. Hani bilmiyorum ya, ben böyle konuşuyorum ama 4 yani eş, karı, koca, fabrikada emektar olarak çalışan, işçi olarak çalışan ve 4 tane çocuğu olan ailelere, hani bu tarz tabii ki onların alışverişi daha farklı oluyor. Ama İsviçre'de 2 kişi çalışırsa, isterse 6 kişi olsunlar, iyi geçinebiliyorlar, bunu biliyoruz. Ve sonra şöyle hem brokoli hem de karnabaharın olduğu 2 paket aldım. Hani hem kahvaltıda ya da öyle yan yemek için. Şöyle kızımın sevdiği krem peynirden aldım. İçerisinde yeşilliklerin olduğu. Daha sonra şöyle kaşar peynir aldım. Ve daha sonra yine kızıma kızımın kahvaltılıklarını görün. Yine kızıma şöyle farklı çeşit minik reçellerden aldım. Her şey var içinde galiba. Sevdikleri var. Portakal suyu yokmuş. Beni öldürecek. Vişnelisi de yokmuş. Neyse, bunlar iyi. Sonra böyle minik organik tereyağı aldım. Ve daha sonra bazı şeylerle kaynatırken kuru mantar içine koyuyorsunuz. O şekilde. Ve daha sonra şöyle 3 adet biber aldım. Salata ya da bu tarz şeylerin yanında yemek için. Daha sonra şöyle Buchweizen neydi ya, bir dakika. Buchweizen. Karabuğday. Karabuğday makarnası aldım. Yemek için bazen canım istiyor. Yani alışmışız. Birdenbire bırakamıyoruz. Canım istiyor. Bu hani en sağlıklısı diye bunu yemek istiyorum. Böyle tatlı krizim geldiğinde bu sefer bir paket aldım. Bir paket kurutulmuş hurma. Ve sonra evet yine kara buğday aldım, 2 paket. Bunları kara buğdayı şey bir ara tekrar kullanıyordum ama bilmiyorum videolarında gördünüz mü?
yoğurtlayıp sarımsaklı yapabiliyorsunuz. Hani bulgur gibi kaynatabiliyorsunuz, bulgur pilavı gibi. Ya da kaynatıp yoğurtlu sarımsaklı üzerine tereyağı kavurarak da yiyebiliyorsunuz. Veyahut da kısır gibi yapıyorsunuz. Hani önce böyle biraz kaynattıktan sonra kısır gibi içerisindeki o kısırın malzemelerini bunun içerisine karıştırarak sağlıklı bir şekilde kuskus salat olarak da yapıp yiyebilirsiniz. Ve daha sonra şöyle nohut, tabii ki bunları ıslatacağım. Bu arada ben bir şey fark ettim. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu tarz ürünlerde, özellikle organik ürünlerde, İsviçre'de yaşayanlar mutlaka bilirler. Genelde Türkiye'nin, hani Türkiye'den gelmiş, Made in Turkey diye yazıyordu. Bu son zamanlarda o tarz şeyler görmüyor. Ha, mesela bu Tunezya'nın, yazık. Yani bir kere sınırlar kapansa biz nereden ne yiyeceğiz? İsviçre'de gebeririz herhalde açlıktan. Bu mesela Ukrayna'dan kara buğday. Ülkemizde halbuki en iyisi var. Ukrayna, Frankreich, Fransa, nohut. Yani şöyle biftek aldım, hem de indirimdeydi. Bunu böyle tavada kızartıp yanında salatayla falan da yiyebiliyoruz. Ya da tostun içerisinde kızım koyar diye aldım açıkçası. O şekilde de yer. Şöyle aslında bademle bu vardı, yine de aldım bir tane fındık. Bademi çok yiyorum. Fındığa yine yöneleyim. Geçen gün bulaşık makinem çok kötü yıkıyordu çünkü tuzu azalmıştı, tuzunu aldım. Böyle arkadaşlar benim alışverişim, market alışverişim. Çünkü şu an aklıma geldi. Yahu ben su almaya gitmemiş miydim? Su almayıp da bunları aldım. Ama gerçi bunlara da ihtiyacım var. Evet. Bu hafta çok büyük bir alışveriş yaptım. Pazartesiyi zaten göstermedim. Söylemiştim. Dünkü yaptığım alışverişleri de bugünle işte hepsini harmanlaştırarak videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi KOP'tan aldıklarım 59.35, Denner'den aldıklarım da 19 öyle bir şeydi. Kasa sedilini almadım. Yani kasa, ne diyorlar, kasa bonunu almadım. Şimdi neyleri aldım onları sizlerle hemen paylaşıyorum. Önce şöyle bir göstersem. Yok neyse. Şimdi akşam yemeği için kızım hani bana gelecek bugün yılbaşı gecesi. Evde kutlayacağız. Böyle mütevazı bir işte ne bileyim artık televizyon başında otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz, yemek yiyeceğiz falan. Planda pirinç pilavı var. Nohutlu, nohut ıslattım. Nohutlu pirinç pilavı var. Karnıyarık yapacağım ve cacık yapacağım. Evet, bunu. Bugün tam Anadolu yemekleri olacak mutfakta. Öncelikle 2 adet patlıcanımı göstereyim çünkü sadece bugün yiyeceğimiz için fazla almak istemiyorum. Kendimize göre yaptım. Aldım daha doğrusu. Sonra salatalık, aslında biliyorsunuz İsviçre'de ya da başka yerlerde de vardır. Bu büyük salatalıklar var. Mevsimi değil. Düşündüm acaba brokoliyle mi yoğurtlu sarımsaklı bir şey yapsam yanına. Ama uzun zamandır cacık yemedik. Bir adet salatalık. Sadece 2 porsiyonluk cacık için aldım. Sonra böyle yasminli pirinç aldım. Ondan sonra cacık için yoğurt aldım, büyük. Ondan sonra küçük laktozsuz yoğurtlar aldım. Bayağı şöyle bir göstereyim. Bu kadar. Bunlar KOP'un. Şöyle 3 baş. Diğer kırmızılar da var. O minikler. Onları ben salatada yiyorum ama bunları yemeklere yapıyorum. Her gün soğanlı yemek de yapmadığım için bugüne özel aldım aslında bunları. Ondan sonra şöyle yer fıstığı aldım. Ondan sonra organik kafi ram aldım. Çünkü kızım ramsız içmiyor kahveleri. Şöyle minik turplardan aldım. Yine 3 adet organik yumurta aldım. Sıfır kodlu olmasına özen gösteriyorum. Gezen tavuk olduğu için. Yine
zeytin aldım. Şöyle bir baş sarımsak aldım. Bugünlerde sarımsağı çok tüketiyorum. Çünkü burada medyada bol bol diyorlar her gün sarımsak tüketin diye. Doğal antibiyotik olduğu için daha dayanıklı, daha dirençli oluyor vücut. Şöyle kızım belki bir şeyle kahvenin yanında atıştırır diye şu krakerlerden aldım. Hoş, bunları ben de çok seviyorum ama sağlıklı besleniyorum ya şu anda. Kendimi şeyimi bozmayayım. Hani bunları mesela akşam yaptığım yemeği bir porsiyon yersen belki de bitiremem karnı yarını tüm olarak. Artık yarına da bırakabilirim. Kediciğime ya da kediciklerime şunlardan aldım. Bu markayı çok seviyorlar. Beyond. Evet biraz yüksek fiyatlı ama değiyor. Gerçekten onların sağlıkları için bu çok önemli. Şöyle sundan içinde natron, karbonat var. Ve doğal içerikli olduğunu söylüyor. Bulaşık makinesi tableti aldım. Daha sonra Rindfleisch, sığır, evet, sığır eti, kıyma aldım. Galiba buradakiler göstereceklerim bunlardan ibaret. Asitli biri asitsiz olmak üzere ikişer altılı şey almak istiyorum, su almak istiyorum, mineral su. Ay konuşamadım. Onlardan sonra hani bugünlerde şeyi çok seviyorum yine, bazen dönem dönem böyle üzerime geliyor. Limonu böyle sıkıyorum, limon suyunu tuz da içerisine ekleyerek asitli mineral suyuyla, soda mı deniliyor, gazoz mu deniliyor bilmiyorum, soda galiba. Onunla beraber içiyorum çok. Ben gece değiştim. Gece uyandım değiştim. Ya ben bu gece uyuyamadım ya. Ben size çektim bu görüntüleri. Galiba çektim ama sadece şey story formatında çektim ama yana eklerim ya da bir yerde gösteririm. Ya gece saat 3 müydü neydi? Uyandım. Galiba 3.15 falan. Ya öyle bir şeyim ki hani uyuyamıyorum sonra. Diyorum Allah Allah sabah mı oldu? Hani uyuyamıyorum. Kediler zaten o saatte hep aktif. Gerçi hoş 2 gündür uyuyorlardı, aktif değillerdi, sessizlerdi gayet. Ya uyuyamadım sabah 6'ya kadar. 6'dan sonra hani dedim olacak gibi değil. Geldim kahve yaptım. Bak geceleyin bir limonlu su içtim. 6'ya doğru gelip kahve yaptım. Kahveyi içtim, kahvenin üzerinde uyudum ya. İnanmıyorum, bilseydim işte içerdim kahveyi. Dedim hadi ben artık bugün uyandım. Çok uykum gelirse dedim hani öğlen saat 1 ile 2 arası bir şöyle bir yarım saat falan uyurum, o şekilde planladım. Ya kahveyi içtim, üzerime bir ağırlık çöktü. Öyle uyumuşum. İnanılmaz gerçekten. Ama çok aydınlıktı. Ya sanki evin içinde başka bir odada ışık yanıyormuş derecesinde aydınlıktı. Hani huzursuz edici değildi ama bir ara korktum çünkü Avrupa'da biliyorsunuz birçok depremler oluyor. Burada sallanabilirdi. Gerçi hoş sallanırsa, bugüne kadar ben sallandığını gördüm de hani tarihte öyle bir hani yıkılma bir şey, herhangi bir şey duymam çünkü çok sağlam evleri var. Evet arkadaşlar, şimdi ben ne yapıyorum? Bir kahve daha yapıyorum. Bakıyorum şöyle açmayayım, galiba aç değilim. Açlığım yok şu anda. Saat 11 diye yemeyeyim bence. Bekleyeyim aç olana kadar. Midemi dinleyeyim. Aç olunca o zaten bana diyor Sibel yemek doldur bizi. Thank you.
Yo, es ist doch schön. Schmeckt ja wirklich schön. Ja, guck mal. Ja, ja. Ortalık şu anda çok dağınık. Kızım, yeni yılın kutlu olsun bir tanem. Mutlu yıllar kızım. Ah, günaydın, günaydın. Ah, çok güzel ya. Yeni yıla bembeyaz, masum, tertemiz başladık. Şimdi haberlere bakacağım. Umuyorum bir yerde bir şey yoktur. Ama dün gece burası inanılmaz güzeldi. Bütün insanlar coşkuyla 2020'nin bitişini kutladı. Şu komşum çıldırmıştı. Sevinçten sevinç çığlıkları atıyordu. Hatta size dinletirim biraz. Çıldırdı. Akşamlıyorlar bütün köy. Gerçekten herkes evinin bahçesinde. Havai fişekler patlatmıştı. Bizler de izledik, onlara baktık. Gece güzel geçti. Evet, bugün 1 Ocak. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Şimdiye kadar bu 1-2 gündür ne yaptıysam hepsini bir araya getirip bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Dün akşam çok güzel zaman geçirdik, yemekler yedik, güzeldi. Kısa kısa size onları da göstermeye çalışacağım. Yeni bir yıla girdik, ben gayet huzurlu, gayet rahat, gayet keyifli girdim ve şu an inanılmaz bir üzerimde hafiflik var. Tarifini bilmiyorum, anlatamıyorum. Sebebini de bilmiyorum. Sadece bu duygularımı hafiflik olarak anlatabilirim. Sanki kötü bir dönemden kurtulmuşuz da iyi bir dönem başlamış ve ben de buna kesinlikle eminim gibi böyle bir his var. Umuyorum ki hepimiz için iyi geçer. İsteklerimiz olur. Hepimizin hayal ettiği şeyler olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni çevrenize önermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.